Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, paralel rotasında sizlerle birlikteyiz ve bugünkü konuğumuz Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı. Dün de size bahsetmiştim. Hoş geldin Figen. Hoş bulduk hocam. Evet, piyasalar ne yani, niçin kırmızı giyindin? Bugün düşecek mi? Biraz dikkatli olsunlar da uyarı mesajı vereyim diye. Artık mesajı. Çok sert yükseldi. Artık mesajları şeyle veriyoruz, temkini. Ya dünkü borsanın hareketi inanılmazdı yani. Ya ben dün aslında şunu anladım hocam. Kimse mal almamış. Herkes 78 bin işte 77 bin endeksle açıldı. Yani böyle hisseler kapış kapış gitti ondan sonra. Evet. Tavana kilitledi. Orada mesela o 66 binden işte 74 bini olan harekette katılım galiba yüzde ya 20 olmuş ya, evet, 25, yani çok az kişide mal varmış. Bir de FED'den önceki gün satan çok olmuş. Tabii, yani tabii. Ben hani dünkü şeyden anladığım, FED'den önce tamamen malı boşaltan, hatta şortlu girenler dahi olmuş yani Viyop'ta. Ya ben dün düşündüm, düşünsene vadeli işlemlerde borsasında Viyop'ta BIST 30'un vadelisini satan kafadan zaten paranın tümü, evet, gidiyor. Yani öyle bir günden önce pozisyon taşınır mı ya? Yani ne olursa olsun. Yani long alanlar tamam çok büyük kar yazdılar ama evet, tersi de olabilirdi. Evet. Yani tersi Fed bir de 10 milyar dolar beklenirken tak diyor 15 milyar dolar azaltımla başlıyoruz demiş olsa, bu sefer yine Viyop'ta yatırım yapanın ana paralarının tamamı gitmiş, aynen, olacaktı. Zaten dün aslında yükselişin sert olmasının en önemli sebebi bence şey oldu. Açık. Dün alanlar tabii. Şortlayanlar, açık pozisyonda satış yapanlar mecburen almak zorunda kaldılar. Hele ki VOP'ta mecburen almak zorunda kaldılar. Artık hani margin kollara falan düştü çok kişi. Dolayısıyla o güçle zaten gidebildi piyasa. Evet. Yoksa normalde benim sabah ilk beklediğim şey 2500-3000, yani maksimum diğer piyasaları gördükten sonra bir akşam evvel, yani Fed Bernanke açıkladıktan sonra dolardaki düşüşe baktım. Hı hı. Orada biliyorsun ilk geldiği yer 1.96 idi. Orada bir durmaya çalıştı, sonra aşağı gitti. Dolarda %3'e yakın bir düşüş oldu. Ha tamam dedim, yani dolarda bilmiyorum sen o sırada ne düşündün ama hani dolardaki düşüş kadar %3 kadar bir yükseliş olsa ki, ama dolar 1'e 2 etkiliyor gibi. Yani dolarda %1'lik bir yükseliş borsayı %2 aşağı çekiyor gibi. Orada 1'e 2 gibi bir oran var. Hı-hı. Peki dün sen yatırımcılarla konuştun. Dün aldılar mı? Hocam dün tabii ki tarihinin en yüksek işlem hacimlerinden bir tanesini biz gördük. 6,5 katrilyon, evet, işlem hacim vardı. Tabii insanlar aldılar yani açılışta, çünkü şimdi şöyle bir şey de oldu. Yani almaya zaten istekli bir yatırımcı kitlesi vardı. Fed'i bekliyorlardı. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Dün benim gördüğüm birçok insan bu endeks fiyatından yeni maliyetle Borsa İstanbul'a açıkçası girdi. Birçok insan. Evet. Yani biz durdurabildiğimiz kadar durdurmaya çalıştık. Hı-hı. Zaten ilk seansta tavan olduğu anda şeyler, kağıtlar şey yaptık. Dedik ki hani bankalardan tavan olanlar oldu. Hepsi tavan olmadı ama yani bu ikinci seansta da tavan üzerine 300-500 puan çıkar ama ondan sonra kim neyi alacak artık? Borsa hani biliyorsun gidemedi, evet, belli bir süre sonra. Bankalar tavan olduktan, hı-hı, sonra çok fazla da gidemedi artık. Oraya geldi, tıkandı. Yani ikinci seansın başında artık çok netti şey. Satışın geleceği. Çünkü hemen yukarı gider gitmez oradan itibaren tam 14-15. Yani başladı, hızla, hı-hı, açıldı ve arkasından da bir satış dalgası geldi. Toparlanmalar, hı-hı, zayıf oldu. Ya işte şunu anlamak zor. Yani 4000 puan, yani 74 binden kapanıyorsun daha önceki gün. Arkasından 78 binden açılış oluyor. Zaten bilmiyorum sen baktın mı diğer piyasalara? Baktım ben, açılışın üzerine hepsi koymuştu. Evet, evet. Biz de dedik açılış, genellikle ben açılışta hiç alım önermem normalde ama, hı-hı, dün yazdığım yorumda açılıştan sonra da yükselişin devam edebileceğini belirttim ama satış yeri için şeyi bekliyorduk. Yani insanla yani bir satış dalgası bekliyorduk ama o satış dalgası ikinci seansta gelince ilk başta tabii sert gelip sonra tekrar hızla toparlamaya çalıştı. Sonra yavaş yavaş aşağı gitti.
Şimdi borsayla ilgili olarak istersen borsayı bir genel bitirelim. Hı-hı. Sonra diğer parametrelere Hı-hı. bakalım. Bugünden itibaren genel senin beklentinde. Aslında şey söyleyeyim hocam. Dün akşamki kapanış 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeydi. Bence bugün yatırımcılar şeyi takip etsinler. 79-250-300'ün üzerinde haftayı kapatabilecek mi? Ona bakmak lazım bence. Çünkü onun üzerinde bir kapanışta yukarı yönlü, yani teknik olarak hareketin devamı bu kapanışın üzerinde söz konusu olabilir. Bir de ben şunu belirteyim. Orada aslında ben FED'den sonra Hindistan'a baktım. Orada da yaklaşık %3'lük bir yükseliş oldu. Benim tahminim açılışta dedim hani %3'lük bize de bir yükseliş olabilir ama borsanın performansı mesela 77.300 100 günlük hareketli ortalamasına kadar gider diye düşünmüştüm ben açılışta. Ama dün gördüğü rakamlar mesela hani 77.000 küsur olsaydı eğer dünkü hareket hani bugün devamı beklenebilirdi. Kesinlikle evet aynen öyle. Aynen. Ama dün 2 günlük hareketin tamamını Borsa İstanbul aslında yaptı. Bugün hani yeni pozisyon açmak üzere bizi izleyenler için benim diyebileceğim bugünkü kapanışı görsünler. Çünkü çok sağlıklı bir piyasa biz bu yazın tamamını da izlemedik. Yani 93 bin, 70 bin, 77 bin, 64 bin, 80 bin yani cidden inanılmaz sert hareketlerin olduğu bir piyasa izliyoruz. Ve ben Bernanke'nin açıklamalarına rağmen bu sert hareketliğin aşağı ve yukarı yönde Borsa İstanbul'a devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Bernanke'nin söylemleri bir miktar daha orada faizleri düşürmeye yönelik bir takım hamleler. Yani bu süreci daha sakin atlatmaya yönelik yani tahvil alımını azaltacak ama oraya varana kadar piyasalarda tansiyonu yükseltmeme derdinde. Ama sonuç itibariyle bizim için şey stresi bitmiş değil. Amerikan verilerini biz yine takip etmeye devam edeceğiz ve hani Ekim'de olmasa dahi en azından Kasım toplantısına doğru bizde yine bir stres mutlaka başlayacak. Dolayısıyla hani şeye üzülmesinler yani dün bir şeyler kaçtı, dün bir piyangoydu. Hani bu riski alanlar için Borsa İstanbul'un sunduğu bir piyangoydu. Hani bu piyangoyu kaçırdığınızda üzülmeyin. Çünkü bu yaz boyunca Borsa İstanbul'un verdiği marjlara bakınca hep 20 bin puan, 10 bin puan ve önümüzdeki süreçte de bu tarz marjlar bence kesinlikle verecek. O yüzden hani borsaya küsülecek ya da üzülecek bir durum yok. Satış için de şu an bir sebep yok. Yani var olan pozisyonları korusunlar. Sadece dünkü açılış biraz gepli ve riskliydi. Onun düzeltmesi olursa o düzeltme %1,5'luk ikilik belki hatta 2,5'luk bir düzeltme hareketi görmemize sebebiyet verebilir o sert yükseliş. Ama onun haricinde benim diyebileceğim aşağıda mesela 77.200'ü kısa vadeli pozisyonlar için takip edebilirler. Hani düzeltme geldiğinde belki 100 günlük hareketli ortalamaya bir sarkma olabilir. Ama şu anda görüntüyü bozacak kısa vadede çok da bir şey yok. Sadece çok sert yükselmenin getirdiği bir o şeyi hani gazı verme ya da şişkinliği şey yapma bir geri çekilmesi olabilir ancak. Valla ben şöyle söyleyeyim yani dün... Son olarak hocam sadece şunu ekleyeyim özür dilerim sözünüzü kestim. Ben genelde dolara da bakıyorum. Ya şimdi dolar Fed'in açıklama yaptığı akşam 1.93'lere kadar mesela geri çekildi. Dün 1.95'ti bu sabah 1.96. Evet. Yani biraz Borsa İstanbul'un yukarı inmesi dolarla da alakalı. Yani dolardaki düşüşün hızlanmasıyla da alakalı. Hı-hı. Çünkü bizim tüm hikayelerimizin eninde sonunda bağlandığı nokta doların o anki bulunduğu seviye. Aynen. Ben şöyle söyleyeyim. Senin söylediklerinin içerisinde şimdi kafamda notlar aldığımda hani bir kere dünkü işlem miktarı söyleyeyim rakamla 1 milyar 214 milyon lot. Yani böyle bir işlem daha önce ne zaman görülmüş diye baktığımızda şey de var. 1 milyar 600 bin lot zamanı bu Fed'in şeyleri çıktı ya. Yani şu seviye şu grafikte şu seviyede görülmüş daha önce. Yani 1 milyar 600 burası. Bir de not artırımı gelecek beklentilerinin olduğu dönemler. Moody's işte notumuzu arttırdı falan o dönemler. Eylül 2011. Bu dönemler her ne kadar burada yalnız şu 2009'daki olay şey. Amerika'da bankaları biliyorsun şey yapmışlardı. Stres testi yapmışlardı. O stres testini geçmişti bankalar ve Fed para basmaya devam edecek haberi vardı. Onun üzerine devam etti. Ama hep gördüğüm genel resim şudur.
çok yüksek işlem miktarları yükselişin sonrasında geliyorsa belli bir, mesela 64'ten işte 74'e geldik, 74,5'a geldik. Sonra bu dün de 80'i gördük, 80.500'ü gördük. Hatta 500'ün de üzerini gördük. Buraya baktığımda tepede oluşan işlem miktarları dönüşe ilişkin bir sinyal oluyor. Ama anında dönüş yapmıyor. Bugün belki de pazartesi de bir miktar şey. Şöyle bir kararsız yön bulma çabası. Hikaye ne bundan sonraki? Hani seninle telefonla konuşmuştuk ya geçen yayında. Dünkü değil de önceki günkü yayında sana telefonla bağlantı yapmıştık. O bağlantıda tamam varsayalım ki Fed başlattı veya başlatmadı. Ondan sonraki hikaye ne olacak? Şu an var mı hikaye? Şu an ya, hocam şöyle söyleyeyim. Mesela 66 binde Borsa İstanbul'un hikayesi ucuzluktu. Yani doların geldiği nokta itibariyle orada girmek çok mantıklıydı bence. En azından mutlaka pozisyon alınmalı diye düşündüğüm bir seviyeydi o bölgeler. Bir de zaten Merkez Bankası faiz arttırmayacağım demiş. Yani hani bankacılık sektörüne hani gözü kapalı en azından %50'siyle girecek bir seviyeydi. Şimdi sonrasında geldik 72.500'lere. Orada borsanın geri gelmek istemediğini, insanların 66.000'de çok eşlik edemediğini fark ettim. Çünkü endeks o 69.700'de bıraktığı gibi bile kapatmadı. Demek ki birazcık daha hani alım iştahı devam ediyor. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle, şimdi Borsa İstanbul'da çok ucuz demek yanlış olur, artık orta karar bir seviyeye geldi. Yani dün akşam mesela bankacılık sektörünün FK'larına baktığımda ben, işte mesela bu not arttırımlarından sonra bankacılık sektörü işte 13-14 FK'lara kadar yükselmişti. En düştüğünde de 8 FK'lara. Mesela 66 bin endekse 8 FK'lara yakın bir seviyeydi. Oradan alınırdı. Şimdi mesela dün akşamki kapanış itibariyle 11 FK'lara ulaştı. Demek ki yani FK olarak bile gidecek daha kısıtlı bir yeri var. Yani bir belki 3000-4000 puanlık daha bir yeri kaldığı izlenimi veriyor. Anladım. Şeyler. Hani bu risk alınır mı ya da açıkçası bilemiyorum. Hani o şeyi çok hızlı aldı. Ya yani ben sana şunu söyleyeyim. Bir hareket değildi. Hikaye kısmında hocam son olarak şunu ekleyeyim. Türkiye'de hikayenin oluşması tamamen kurun düşmesine bağlı. Yani kur düşmeden biz büyümeyle hikaye, çünkü bizim en iyi hikayemiz bence büyüme. Yani Türkiye'nin çarpıcı doğru noktası, hani hemen şeylerin bize döndüğü nokta büyüme. Türkiye son gelen rakamlarda da bir miktar aslında yabancıların dikkatini o noktada da çekti. Yani büyüme rakamlarından sonra da bize böyle bir yönün döndüğünü aşağı yukarı gördük. Ama tabii ki doların düşmesi ya da doların belli bir bant aralığına oturması durumunda bizim bir hikayemiz var. Şu anda da FED bunu bir miktar sağladı. Ama bu istikrarlı olacak mı, bunu görmek lazım. Yani dolar işte 2'nin altında kalıcı olacak mı? Bunu gördükten sonra ancak o zaman şey diyebiliriz. Yani enflasyona doların etkisi birazcık daha, tamam evet etkisi olacak. Ama tahmin ettiğimiz kadar hani ciddi bir boyuta ulaşmayacak gibi. Böyle hani o mesela 66 bine düşerken ki negatif senaryonun bir orta noktası bulunacak. Ama dediğim gibi bu tamamen kurun burada kalıcı olmasına bağlı. Bak ama kurda neden orada kalıcı olsun? Daha önce biliyorsun kurdaki yükselişin sebebi neydi? İşte parasal genişlemenin hızı azaltılacak vesaire, tahvil alım programında azaltılma yapılacak, para hızla kaçmaya başladı, bizden değil tüm küresel gelişmekte olan ekonomilerden kaçmaya başladı. Şimdi kaçarken de tabii döviz yükseldi. Yeniden öyle bir kaçış olasılığı varsa eğer dolar yükselir. Yani yeniden o çapta bir kaçış olasılığı varsa dolar yükselir. Çünkü dışarıdan gelen talep yükseltti doları. İçeride yoksa insanlar şeye... Ama son bir ayda şey olmuş yalnız. Döviz mevduatlarında, yabancı para mevduatlarında bir miktar artış olmuş. İnsanlar dövize yönelmişler yükselişten sonra. Ve öyle bir şey olmayacağına göre... Biz bir de şöyle, analistler de biliyorsun miyop, yani biz de miyopuz. Hepimiz o günkü habere ve o gün yarın gelecek habere göre, yani bir hamle sonraya bakarken yarınki habere bakıyoruz. Yani Amerika'dan hangi veri açıklanacak, bugün ne verisi gelecek, bu kim ne diyecek. Dolayısıyla o anda piyasanın küçük hareketlerini tahmin etmeye yöneliyoruz. Bu ister istemez içgüdüsel bir davranış biçimi. Fakat şöyle biraz daha büyük resme baktığımda, hani 64 bin ucuzdu, dolar bazında ucuzlamıştı vesaire derken, tamam mı? O gün 60 binler konuşuluyordu. Yani 63 bin hatta daha destek olduğu belirtiliyordu.
Hani o gün dolar bazında da çok ucuzlamıştı, öyle değil mi? Hı hı. Ama kim çıkıp da hadi buradan kesinlikle alım yapılır diyebiliyordu? Ben şöyle düşünüyorum, o riski kimse almıyordu. Yani almak da istemiyordu. Biraz bakalım bu dip oluşsun bir. Dipten sonra bir yukarı hareket başlasın falan. Böyle bakıyorduk. Ben şimdi aynı psikolojide, yani onun tersi psikolojide olduğumuzu düşünüyorum. Yani şu an 80.500 görüldü. Bana göre şöyle. Teknik olarak bana deseniz ki 100 defa böyle bir olay olsa, yani 1 milyar lotun üzerinde 1 milyar 200 milyon lotla bir günde işlem miktarı görülecek, 4000 puan boşluk bırakarak endeks açılacak, arkasından 80.500 ki benim en fazla olabilecek dediğim seviye 77.500'dü. Yani 77.500'de büyük bir direnç vardı. O olacak. Böyle bir durumda ne beklersin? Ben açık söyleyeyim şu an. Şu an asla ve kata borsada alım öneremem yani. Hı-hı. Bu 64 bin neyse burası da o. 80.500 bu kadar büyük bir hacimle görüldüğü için orayı tekrar geçip yükselişini sürdürmesi zor. Geçebilir. İkili tepe yapabilir o bölgede. Ama kalıcı bir şekilde 90 bine doğru gidebilmemiz için bizim, kaldı ki sen çok güzel bir noktayı söyledin. Yani orası hani hikaye ne bundan sonra? Bir tek büyüme hikayemiz olabilir. Sayın Babacan da açıkladı. Büyümemiz kaliteli değil dedi. Bunu evet, zaten tüm dünya görüyor. Yazdıkları raporlarda da belirttiler. İthalat %15.6 patlamış. Tüketim %5.7 büyümüş. Devlet harcamaları büyümüş. Bir devlet tüketimiyle hane halkı tüketimi büyümüş. İthalat patlamış. İthal edip tüketmişiz. Yani gene bakıyorsun orada hakikaten kalite yok. O yüzden Sayın Babacan üretim, üretim, üretim diyor. Yani üretim ve özel sektör yatırımlarıyla büyümeliyiz diyor. O aşamada hani cari açın çok yükselmiyor olması bu büyümeye rağmen bir miktar belki güven veriyor olabilir ama artık şu büyük dalgadan 93 bin, 64 bin, sonra 80 bin. Bu dalgadan sonra ki beklediğim şeyler hani önce dalga boyları büyük olur, gitgide yavaş yavaş azalır. Şu an bana göre hani 70 bin önümüzdeki bir ay boyunca olabilecek dip seviye 70 bin. Fakat bu hafta içerisinde, yani zaten bugün cuma, ama önümüzdeki hafta içerisinde 80.500'ün geçip de tekrar 82 bine, 85 bine gidebilmesi olasılığı endeksin 100 defa böyle bir şey olsa belki en fazla 18-20'sinde gidebilir. Ama 80 tanesinde o boşluğu doldurmaya doğru bir güç, hı hı, verir. Yani 74 bine doğru bir baskı oluşturması lazım. Bu dünkü yükselişten hemen sonra olmayacaktır. Bugün olmayacaktır, tahmin etmiyorum. Yani bugün tahminen hani 77.500 çok güçlü orası. 79 binin altına sarkacak, tekrar üstüne gitmeye çalışacak, hatta 80 bini tekrar zorlayacak. Bu çok kafa karışıklığına sebep olacak ama 64 ile 70 arasında alan herkes de o kafa karışıklığı sırasında bir miktar satış yapacak diye düşünüyorum. Tabii Suriye krizinin ertelenmiş olması, yani en azından 2-3 aylığına ertelenmiş olması, bu Fed'in artık Aralık'ta herhalde en fazla, en erken orada başlar. Onun ertelenmiş olması, hani 64 binle karşılaştırdığımızda Suriye'ye bir 4 bin ekle 68 bin. Fed'in bunu başlatmayacağına bir de 4 bin ekle 72 bin. Yani 71.500 şu an için yeni dibimiz. Ama üzerinde de 80.500 var. Onun üstü görüldüğü zaman biraz boğa tuzağı diye düşünüyorum. Genel olarak borsayla ilgili genel benim görüşüm de bu yönde. Tek bir şey ekleyeyim hocam, tüm söylediklerinize katılıyorum. Sadece şunu söyleyeyim, yani yatırımcılar artık aslında şey de yapıyorlar. Yani mesela bu tarz işte 66 bin endeks görüldüğünde ya da şu an mesela 80 bin endeks görüldüğünde, dün Borsa İstanbul çok sert bir hareket yapmış. Şimdi ekran başında eğer oturuyorlarsa mutlaka böyle bir alım isteği oluyor yatırımcılarda. Ben sadece bu noktalarda, hani borsanın uç noktalarında aslında mesela açık söyleyeyim ben hocam, biz 66 ile 70 aralığında hep çift pozisyonla gittik. 66'dan kesinlikle alınacağını düşündük ama onu mutlaka gidip VIOP'ta riskini hedge ettik. Yani bizim tahminimizin tutmaması durumunda, yani orada iki tane pozisyon aldık. Evet. Hani orada mesela almaya çok istekliyiz ama konuşulan 58 bin lira rakamlar ya da 50 bin, evet, neyse.
Ama hani şeye göre, bir bakış açısına göre de ucuz. Artık buradan kademeli alıma geçilir. Bunu düşündüğümüz noktalarda genelde çift pozisyon açıp girdik. Yani oradan aldık bankaları, ama bankalara ne duyarlı? VOP eğer şeyse, VOP'ta riski hedge ettik. Benim naçizane tavsiyem, bunu tamamen ekranı izleyen, profesyonel yardım alan yatırımcılara şey yapıyorum. Hani 80 bin endeksen, çünkü mutlaka bugün şey yapmak isteyen, hani dayanamayıp o kafa karışıklığında giren yatırımcılar olabilir. Naçizane tavsiyem, kendilerini bir şekilde sigortalamıyorlarsa, yani en bir kere ilk sigorta portföyün %50'siyle başlar. Yani %50 ile girerseniz ilk sigortanızı yapmış olursunuz. Ondan sonra ya da farklı enstrümanlarda kendinizi hedge edip hani sepet haline getirebilirsiniz. Üçüncü olarak da VIOP'ta short, yani ters pozisyonu alarak endekse duyarlı bir hisse almışsınız. Aha. Bunun short pozisyonunu bir miktar en azından alarak hani o zarar riskinizi bir şekilde azaltabilirsiniz. Hani benim diple şeylerde naçizane tavsiyem, hani bu tarz böyle tam karar veremediğiniz ortamlarda çift pozisyonla şeye girmek. Figen, sana şeyi de soracağım. Biliyorsun bu Hindistan'da faiz arttırdı. Biz faiz falan arttırmayacağız aralığa kadar. O bizim piyasayı etkiler mi etkilemez mi? Ama çok kısa bir ara veriyoruz. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, biz şimdi isterseniz sorularla devam edelim. Hı hı. Şu Hindistan'ın faiz arttırması işine ne diyorsun? Üstelik bu küresel olarak hani tahvil alım programını azaltma işi ertelenmesine rağmen adamlar faiz arttırdılar. Ona ne diyorsun? Hocam valla ben şöyle söylüyorum. Şimdi bizim yaşadığımız bir artış yoktu. Orada gelişmekte olan ülke piyasaları kendi açıklarını gördü. Şey dediler, yani biz Fed'in tahvil azaltım programına henüz hazır değiliz. Yani bütün merkez bankaları, çünkü bir anda şeyde kaldı. Hani eller yukarı, ne yapacağız biz şimdi? Kur yükseliyor. Fed durmazsa yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bu bir süredir aslında. Ben bunu bir iki şeyde daha söyledim. Yani şu an biz artış şoku yaşadık. Demek ki Fed tahvil azaltımını bitirse bizim tüm sermaye piyasalarında inanılmaz biz bir hareket göreceğiz. Dolar kurunda da öyle. Otomatik olarak veri sepetinde de çok ciddi bozulma göreceğiz. Burada ya yapısal reformlara hız verilmeli, ya para politikaları gözden geçirilmeli, Hindistan'ın yaptığı gibi. Ama mutlaka önlem, FED sadece şu an değişmekte olan ülkeler hocam süre verdi. 3 ay süreniz var dedi. Siz dedi, ben baktım. Açık söyleyeyim Bernanke'ye. Çok kötü bir şeye girdiniz, dalgalanmaya girdiniz. Size bir 3 ay daha süre vereyim, bak hazırlıksızmışsınız. Aslında benim hani Bernanke'nin mesajını aldığım net yanıt bu. Kesinlikle. Oradaki merkez bank, yani şeyler toplandığında merkez bank, Bernanke orada değildi ama sonuçta sırf Kansas City'nin Fed üyesi ile arası bozuk olduğu için katılmamış Bernanke o Jackson Hole toplantısına. Arkasından hani burada bütün merkez bankaları görüştü. Zaten Sayın Erdem Başçı'nın da neden ekibi bekleyin dedi, ortaya çıktı bu şekilde. Yani orada çok net bence Erdem Bey sinyali almış bunu bilerek. Hani seviye vermeyip de düşecek dese daha anlamlı olurdu ama seviye tabii sıkıntı yarattı. Ben şunu özellikle söyleyeceğim. Hacı, o seviyeye bir şey ekleyeyim mi ben? Bu Merkez Bankası'nın seviyesine. Şimdi FED toplantısından sonra dolar 1.93'e kadar geriledi. Şimdi geçtiğimiz ay dolar alan yabancıydı. Çıkış evet. yapmak isteyen yabancı aldı. Çok net. Dün alan gevşemeyle birlikte döviz açık pozisyonu olanlar dolara geldi. Yani hani ben dünkü dolar alışı yabancı alışı değildi. Yabancının giriş yaptığı bir dönemde. Dün doları alanlar şöyle bir algı uyandı. O yüzden ben hep seviyeye itiraz ediyorum. 92'nin altına gevşemez dolar gibi bir algı da oluştu. Tabii, yani tabii. Tamam, 2 liradayken 92'yi hedeflemek, o 92'ye mi düşecek? Evet, evet ama evet. 92'ye düştüğünde de demek 92'nin altı yok algısı çıktı. Benim gördüğüm dün yerlilerden talep vardı. Ve özellikle döviz açık pozisyonu olanların talebi olduğunu ben gördüm dolarda. Yoksa dolar hani 93'ten 96'ya olan hareket bence bununla ilgili bir hareketti. Yani ben açık fikrim, seviyeyi ben yanlış buluyorum. 92'nin altına da inebilirdi dolar. Hani 92 200 günlük hareketli ortalaması. Bu Bernanke'nin yaptığı bu kadar rahat bir konuşmaya belki 92 çat diye aşağı da kırabilirdi. Ama kırmadı, çünkü insanlarda yaratılan algı 92'nin altı yok. Hani 92'lere gelirse buralardan pozisyonunu
Kapatın, anlaşılmadı mı? Evet. Dün evet. de biz aslında bunu gördük piyasada. Bilmiyorum yani biraz o seviye işi sıkıntılı. Evet, sıkıntılı. Bir de babacan dedi ya, kişilerin söylediklerine bakmayın, yazılı metinlere bakın. Şimdi yazılı metinde şey yok. Aralığa kadar faizlerle oynamayacağız yok. Evet. Ama Berden Başlı söyledi. Evet. Şimdi yazılı metine bakacaksak o zaman PPK'dan çıkan metinde öyle bir şey yok. Yani faizleri aralığa kadar arttırmayacağız diye bir şey yok. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben bunu aslında... Şimdi biz şeylerle çalışıyoruz. Şimdi bu diyelim ki ciddi şirketlerle ya da işte portföyler, yabancılar vesaire. Şimdi Merkez Bankası çıkıyor diyor ki referans faizi 6.75'e aldık diyor. Şimdi biz sözlü olarak diyoruz ki bizim faizimiz 6.75. Şimdi yönetici diyor ki bana. Ya kardeşim senin politika faizin. Politika faizin 4.5 diyor. Hayır diyoruz, sözlü olarak söyledi ama bunu hayır diyor. Ben yatırımcıma diyor bunu ispat etmek durumundayım diyor. Sen politika faizinle ne zaman benim önüme geleceksin bu rakamla, diyeceksin ki benim faizim bu. Biz hep diyoruz ki insanlar hala faizin artmadığını zannediyor. Bir de böyle bir durum var. O da çok ayrı bir konu. İnsanlar diyor ki faiz düşük, biz faiz arttırdık. Hayır, biz faiz arttırdık. Faizler şu anda Merkez Bankası'ndan biz fonlamayı 4.5'tan alıyorduk. Piyasaya kredi satanlar bunu çok iyi bilirler. 6.75'e çıktı bu rakam. Faiz arttı. Biz bunu deklare etmedik. Şimdi deklare etmemenin de işte böyle bir sıkıntısı var. Yabancı yatırımcıyı çağırırken de hayır diyor. Listede sen diyor 4.5'sun hala diyor. Bana 4.5'tan kullandıracaksın diyor. Yani 4.5 gelmem diyor. Yani senin faizin diyor diğer ülkelerden daha düşük diyor. Hayır diyoruz biz. Biz onlara yaklaştık. İşte göstergemiz böyle, Merkez Bankamız böylese de hayır diyoruz. Tablo neyse ben diyor yatırımcıya anlatamam senin. Yarın diyor mesela Erdem Başlı çıktı, vazgeçti. Ben ne diyeceğim diyor o zaman hani yatırımcıma. Yani biz böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ya, yani o faizin belgelerde geçmesi lazım. Ya işte bak, sorun o. Hala politika faizi dediğimiz bir faiz var. Uygulaması yok. Tamam mı? Normalde faiz bir gün 6.75, bir gün 7.75. His faizi arttırılmadı deyip kendimizi kandırıyoruz. Ve burada faiz arttırılmadı diye de, tamam mı? Diğer ekonomi yönetimi veya bilmiyorum Sayın Başbakan'a faizi arttırmadık bakın mı demek isteniyor. Halbuki arttı. Hiç kimse mi bunu anlatmıyor? 6.75 ya da 7.75. İstisnai günse 7.75, öteki günse 6.75. Bütün bankalar hesabını buna göre yapıyor. Ama sen yabancıya anlatamıyorsun bunu, yabancı yatırımcıya. Aynen dediğin gibi. Bu arada burada ilginç bir tweet var. Senin deminki görüşünü destekliyor ama bu destek, hani sen söyledikten sonra gelmedi bu tweet, daha önce geldi. NHKAK devrim diye bir şeyden geliyor. Hani okumak da çok zor. İki rakamlı falan bir Twitter hesabı. Lütfen daha kolay bir Twitter. Hocam asıl oyun Fed diyor, baktı gördü. Bu şekilde çıkış yapamayacaklar. Tabii tabii, büyük ve dalga. Ve B planı devreye kondu şimdi. Fonlara çıkan çıksın süresi bu. Evet. Yani şimdi evet. Hani biz onu açıkladık. Çok müthiş. Bir de şeyden de ürktü bence faiz. Yani 10 yıllık faizlerin bu kadar yükseleceğini evet beklemiyordu da. Yani hı-hı, sırf o sözle beklemiyordu. Şimdi 10 yıllık faizler bir tek o cümleyle o kadar yükseliyorsa, bir de bu başlamış olsaydı bu, belki 3'ü de geçecekti 10 yıllık faizler. O zaman zaten tüm gelişmekte olan ülkelerin bütün maliyeti ciddi biçimde artacaktı. Ve bu da türbülansı yani bir kısır döngüye sokacaktı. Ondan sonra acaba azaltır mı? Yani işler kötü gidiyor, acaba azaltır mı konuşmaya başlayacaktık. Ben aynı senin gibi düşünüyorum. Ve bu yüzden de dün yazmış olduğum tweette şey dedim. Yani borsa çok aşırı reaksiyon verdi. Dolar daha doğru söylüyor. Yani dolar dikkat edersen tamam 1.93'lere geldi ama şu an 1.96'da. Yani 1.97'de bir destek vardı, o kırıldı. Büyük bir ihtimalle 98.2'ye doğru tekrar gidecek dolar. Bu arada da ben borsada beklediğim genel seyir aşağı yönlü olması bu aşamadan sonra. Ve dünkü çok yüksek işlem hacmi de bunu teyit ediyor. Yani orada yüksek işlem hacminin olmasının sebebi alanlardan değil sadece. O kademelerin altına, belli kademenin altına kimse vermiyor. Çok yüksek montanlı tahtalarda alışlar satışlar çoğaldı. Fırsatı bulan da orada sattı yani. Orada üstelik çok da profesyonel yapıyorlar biliyorsun bu işleri. Şimdi gelen sorulara bakıyorum. Ve Turgut Cin'in birçok mesajı var. Ahmet Öztürk diyor ki hocam Bernanke gider ayak yaptı, gene fonlara
kıyağını diyor. Çok ilginç yani gerçekten. Bu aşamada bir zaman kazandırma olduğunu düşünüyor herkes. O zaman bizim hikayemiz uzun vadeli değişmedi o zaman Figen. Yani aslında biz şimdi bir zaman kazandık. Bir de piyasa çok hızlı fiyatlı hocam. Belki ABD 10 yıllıkları 2.70'e gitmeseydi biz bu ay tahviliz altınını görürdük. Piyasa o kadar hızlı fiyatladı ki bir anda aslında Bernanke korktu. Yani ben dedi bu ay başlarsam buna o zaman 10 yıllıklar 3'ü görecek. Hı-hı. Benim büyüme tarafında beklediğim, işsizlik tarafında beklediğim, konut tarafında beklediğim iyileşmelerin hepsi ben bu kadar para saçmama rağmen gerçekleşmeyecek. Bir de şeyi yapmak istemedi. Hani tahvil azaltımına başlayıp sonra ekonomik veriler giderek kötüleşip tekrar bu adımdan hani geri adım atma. Hani orada piyasanın kafasını karıştırmak istemedi. Öteledi. Dedi ki daha sonra. Anladım. Peki bir soru var. Diyor ki bu güzel bir soru. Kendisi için sorsa da risk yönetimi açısından bunu cevaplayabilirsin. 25 bin euro krediyi 2.70 kurla kullandım. Ödemelerim Ekim'de 13 bin euro. Kasım'da 4 bin euro. Aralık'ta 4 bin euro. Şubat'ta 4 bin euro. Euro kuru düşerken bir miktar alım yapmak şu an uygun mu yoksa bekleyelim mi diyor. Bir miktar yani ya bir kere zaten öncelikle şeyin altını çizeyim hocam. Yani kredi başka bir ülkenin para birimiyle alınmaz. Yani bu hani net ama bu altı. Ama bilmiyoruz. Belki Galip Bey'in geliri euro olabilir onu bilmiyorum. Onu bilmiyoruz ama geliriniz hangi para birimindeyse o zaman öyle söyleyelim. Geliriniz hangi para birimindeyse aldığınız kredi o para evet. biriminde olsun. Evet. Onun haricinde şeye söyleyeceğim benim geri çekilmelerde bence... Alsın. Bence alsın. Bence de şöyle bu burada aslında bir miktar şeyi söyleyeyim ama hocam antiparantez. Şimdi paritenin bir kere euro bölgesi 1.35'in üzerinde kalsın istemiyor parite. 34'ü çok nadiren geçmiş. Evet. Şimdi FED bir hamle yaptı. Şimdi Avrupa tarafından da bir kötü haber ya da bir hamle gelebilir. Evet. O da bu beyefendi herhalde erkek diye düşünüyorum. Bu beyefendi Galip Bey evet. Alış fırsatı verebilir. Orada baksın. Yani ben Avrupa'dan bir hamle bekliyorum. Çünkü onlar paritenin bu seviyeye kadar sıçramasından çok hoşnut bak olmayacaklar. Bak 25 bin euro değil mi? Hı hı. %10 değil mi şey teminat bizim VOP'ta? Şortlasın mı? 25 bin euro yani likidite çok kötü aslında VOP'ta bu euro ve dolar için ama 25 bin euro 25 sözleşmeyi çok rahat bulabilir normalde. Sadece 2500 euro yatırarak aslında bütün Şubat'a kadarki riskini kapatabilir. Hangi seviyeden? Dediğin gibi euro dolar paritesinde bir bugün tüketici güven endeksi açıklanacak şeyde Avrupa'da. Eğer kötü gelirse bir anda euro hızla düşecek. TL bazında da geri çekilecek. Dolayısıyla ben olsam 2500 euroyu ayırırım bir kenara. Borsada VIOP'ta hesap açtırırım. Ve açtırdığım bu hesapta da yaklaşık 2500 euro da yaklaşık 7000 lira, 6500, 7000 lira civarında bir herhalde bir para yapıyor. Dolayısıyla orada en azından bir 1000-1500 liralık kısmını bu dip seviyelerden yani şu anki seviyelerden bile kapatırım. Dolayısıyla VOP'ta kapattıktan sonra olan şeyi söyleyeyim. VIOP'ta sevgili seyirciler insanlar çok risk var diyor ama bu tip bir durumda VIOP hiç riskli bir yer değil. Tamamıyla fiyatı sabitliyorsunuz. Sigorta. Ve bu aşamada şöyle bir şey yaparım. 25 bin euro diyelim. Onun ödeme zamanı geldiğinde euro atıyorum 2.80'e çıksa 3'e de çıksa böyle bir durumda aradaki farkı benim VIOP hesabıma yatırıyorlar. Ben gene gidip bankadan 3'e alıyorum ama o 2.70 ile 3 arasındaki farkı benim hesabıma yatırıyorlar zaten. Hı-hı. O aradaki farkı garanti ediyorlar. Dolayısıyla VIOP'a böyle bakmak lazım. Finansal okul yazarlığı geliştirmek anlamında ben bu soruyu önemli buldum. Şimdi gelelim bir de istersen gümüşü çok soruyor Fatih Bürsöz. Ve geçen dün de sormuştu, önceki gün de sormuştu. Gümüşe bir bakar mısınız diyor. Ben de hep vakit kalmıyordu. En azından şimdi bir bakalım. Sence gümüşle altın arasında ciddi bir korelasyon var. Şu an ben grafiğini veriyorum. Hı hı. Gümüşle ilgili söyleyeceğin bir şey var mı Figen? Yani gerçi seni çok ilgilendirmiyor. Hayır hocam. Ya ben biraz altın tarafındayım. Yani gümüşteki hareketleri ben altın da çok sert hareket ediyor son dönemde ama gümüşün hareketleri çok çok daha sert. Evet. Bir de gümüşü sonuçta kaldıraçlı işlem yapıyorlar diye düşünüyorum ben gümüşte. Evet tabii canım kaldıraçlı yapıyorlar. Evet. Ya biraz benim riski bulduğum bir alan. Ama gümüşe girmişken ben şeyi söyleyeyim. Ya benim altın tarafında gram altını
gram altına biraz baksınlar. Yani gram doların düşüşü nedeniyle sert düzeltme yaptı ama ben doların çok çok aşağı gidemeyeceğini pozisyon kapatmalardan dolayı düşünüyorum. İçeridekiler bence gram altına baksınlar. Yani TL bazında altına baksınlar. Gümüşte evet. De ben şunu söyleyebilirim. En azından burada bir 21-30'da destek oluşmuş. Şu anda da 23-40'da büyük bir ihtimalle 23 yani 25'i geçmesi zor şu aşamada gümüşün. Evet. Çok zor orada. Çok zorlamış orayı. Ve en iyi şartlarda bile zorlamış. 25'i geçmesi çok zor ama 25'in üzerinde 26 kapatırsa long pozisyon açılır. Çünkü direnç kırılıyor. Aşağıda 21 var. Bu aşamada tam orta çizgide olduğu için gümüşün yönünü tahmin etmek çok zor. Altınla birlikte izlemek lazım. Ama bu yükselişin ardından yani bu FED kararı sonrasındaki bu yükselişin ardından tekrar şu 22'lere doğru bir miktar geri çekilme beklerim normal şartlar altında gümüşte. Şey açıldı, vadeli işlemler borsası açıldı ve bir miktar hafif geri çekilme var Figen. Dünkü hareketlere baktığımızda 5 dakikalık grafiklere bakacak olursan 5 dakikalık grafiklerde şurada açıldı. Açılınca biraz hafif yukarı gitti. Şimdi tekrar aşağı geliyor. 99.700 seviyeleri görüldü. Şu anda da 99.000 yani 700 puanlık bir geri çekilme var. Bu da borsanın büyük bir ihtimalle yatay açılacağını gösteriyor, evet. Tahmin ediyorum. 96-97'leri kırar mı diyorduk hocam? 100 bin oldu. 96 mi? Daha aşağı seviyeler hatta. Geçer mi diye. İki gün önce konuşuyorduk. Ya çok sert bir hareket var. Hani benim nacizane tavsiyem bu tarz sert hareketlerde ben genelde izlemeye geçerim. Çünkü insan çok sağlıklı düşünemiyor. Çok sert hareketler oluyor. Hani burada bu seviyeden girmektense hani bu seviyeyi kaçırın ya. Sorun değil yani. Bu kadar panik yapmayın. Borsa mutlaka tekrar fırsat verecektir. Hani iyi yerden almak kar ettirir. Yoksa o trene illa eşlik etmiş olmanız hani sizi bir yere yetiştirmez. Güzel yani iyi yerde alın. Mesela burası %50-50 doğru yer. Dün sana ilginç bir şey söyleyeyim. Dün seans açıldıktan sonra ben bu tür zamanlarda açılışta hiç alım önermem. Ama biliyorsun bizim bir yatırım danışmanlığı ekibi var. Gedik Yatırım içerisinde kurulan ve biz ilk defa dün açılıştan sonra alım önerdik, alım gönderdik. O da hedefine gitti. Şeyde ama orada dikkat ettiğimiz nokta banka vesaire falan değildi. Demin bir izleyicimiz de diyordu ki bankalar gidiyor, holdingler gidiyor, diğer kağıtlar yerinde sayıyor. Ama düşünce onlar da çok fazla düşüyor. Ben şöyle söyleyeyim, eğer gerçekten geçen yıla karlılığını çok arttırmış ve endeksi bugüne kadar 93.000'den bugüne kadar endeks 64'e düştü sonra 80'e çıktı. Baktığınızda endeksin 90.000 seviyesine gelen kağıtlar var. Yani endeks 90.000'deyken hangi fiyattaysa düşmüş ama 90.000 seviyesine gelen kağıtlar var. Orta vadede o kağıtlar. Kesinlikle o kağıtlar. Çünkü orada fundamental'lar ve şirketin temel verileri satın alınıyor Figen. Dolayısıyla orada o tip kağıtlarda bu tür zamanlarda çok büyük hareketlerde görmüyoruz. Çünkü toplamak isteyen adam ciddi bir alış yaratmıyor orada. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş sürekli topluyorlar. Ve bunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Onu özellikle vurgulamak istedim. Kısaca da bir de altın yorumu alayım. Şu an altın 1362 dolarda. Sen kritik yerde. O da aslında gümüş gibi hocam. Mesela 1350... onun yükselen trend desteği ve 1360'da da önemli bir hareketli ortalaması geçiyordu ons altının. Evet. Mesela altının 1360'ın üzerinde kalması lazım. Gram altının 86.30'u geçmesi lazım içeride. Evet. Hareketin yani, devamı an için. Süremizi çok bitmiş. Aşmışız. Süremiz bitmiş ve altını da şu aşamada bir miktar geri çekilme olabilir diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Bu haftanın cuma günü. Haftanın son günüydü. Pazartesi günü sevgili seyirciler yeniden sizlerle birlikte olacağız. Figen sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da.